ilişkimiz ayrandır. Başbakan Erdoğan'ın sözleriyle başlamıştı polemik ve o polemik alkolle ilgili düzenlemenin görüşüldüğü Meclis Plan Bütçe Komisyonu'na da damga vurdu. Başkanım ayran mı? Derhal. Abi biz de isteyen istediğini içer. CHP İstanbul Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu masasındaki zile basarak ayran siparişi verdi. Herkese bak, benden. Bak, ne kadar ayran varsa getir. Bir görevli ayran kolisiyle komisyona geldi. Ayranları masalara dağıttı. Komisyondaki ayran polemiği bir süre daha devam etti. Recai Berber'le birlikte geldi ayranlar. Recai Berber'in girişiyle birlikte ayran girdi içeri. Bakın Recai Berber'le birlikte ayran girişi oldu. Ya ayrandan rahatsızlık duyan çok zevkli. Milli içeceğimiz. Milli içecek su. Evet, yoğurda koyarsan ayran olur. Evet. Suya rakıya koyarsan bayram olur. Görüşmeler sonunda alkolle ilgili düzenlemenin de içinde olduğu teklif komisyonda kabul edildi. 17 milletvekilinin bazı kanun hükmünde kararnamelerde... Peki teklif ne getiriyor? Alkollü içkilerin reklamı yapılamayacak. İçkilerin ambalajları üzerine zararlı olduğunu belirten uyarılar konulacak. Uyarı mesajları taşımayan alkollü içkiler satılamayacak. Alkollü içkileri üretenler, ithal edenler ve pazarlayanlar promosyon dağıtamayacak. 18 yaşını doldurmayanlara alkollü içki satılmayacak. Alkollü içkiler otomatik satış makinalarıyla satılmayacak. Her türlü eğitim öğretim kurumu, stadyum, akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında alkollü içkilerin satışı yapılamayacak. Teklif bu fıkralara aykırı hareket edenlere 500 bin liraya kadar çeşitli kademelerde idari para cezası öngörüyor.